Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ses sorununu çözmeye çalışıyorum bilginiz olsun. Ama şunu fark ettim yani kayıt yaparken bilgisayarda herhangi bir internet sitesine girersem orada seste sıkıntı oluyor. Google Chrome alakalı bir şey olduğunu düşündüm. Şimdi bu videoda Google Chrome'u hiç açmadım. Eğer herhangi bir yerde ses takılması falan olursa onu söylersiniz arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de Mourinho etkisi gerçekleşmedi. Büyük beklentilerle geldim. Ancak Samsunspor beraberliğinin ardından hem demeçleri hem ilk 11 tercihi her şey sorgulanmaya başlandı. Şimdi eski formunun zaten gerisinde kaldı. Ancak baktığınız zaman birçok şeyde Fenerbahçe'yi geriye götürdü. Şimdi ben Mourinho'yu eleştirmeye başladım. Bana da tepki geldi. Tepkine bir şekilde biliyor musunuz? Ali Koçu koruyorsun şeklinde. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Mourinho'yu eleştirince de Ali Koçu koruyorsun, işi hani yükü Mourinho'ya atıyorsun tepkisi gelmeye başladı. Ee, itle köpeği ayırt edebilecek kadar farkımız var. Merak etmeyin kimin hangi niyetle yaptığını, yorum yaptığını bilip buna göre engelleyecek kadar da zekamız var. Yani Mourinho'yu eleştir, eleştir tamam eleştirelim. Hadi buyur. Mourinho'yu eleştirdin demek ki sen Ali Koçu savunuyorsun. Ali Koça laf gelmesin diye Mourinho sabır diyorum. Ya sabır diyorum. Ya sabır. Bak Mourinho eleştirilecek bir adam değil. Mourinho'nun kariyeri ortada. Mourinho'nun yaptıkları ortada. Ancak o Mourinho şu an Fenerbahçe'nin başındaki Mourinho değil. O yüzden de yerin dibine de sokabilirsiniz. Ben de dahil. Ha hocam ben çok eleştirmiştim sen engellemiştin. Siz boş eleştirmiştiniz. Daha sezon başlamamış. Futbol oynanmamış. Maç oynanmamış. Fenerbahçe daha 450-500 dakika ne bileyim 10 maça çıkmamış. 800-900 dakika top oynamamış. Siz daha birinci maçtan yerin dibine sokayım. Yerin dibine sokayım. Sizinki iyi niyetli karşılanmaz. Ya hele bir bekleyeyim denilir. Hele bir şey yapılsın denilir. Samsun'u biz 10-0 yenseydik. Şu futbolla yenseydik. Yine eleştirecektik. Çoğunuz eleştirmezdiniz. Çoğunuz sayfaya bile girmezdiniz. Aradaki fark bu. Şimdi kadro tercihleri konusunda İr Oğuz niye oynamadı? İrfan niye kulübedeydi? Her gün aynı soruları soruyorsunuz. Ağlıyorsunuz falan dedi. Çok da tepki aldı. İsmail Kartal'ın uzağında kaldı diyor. 8 maçta. 7 puan kaybı. Ya arkadaş İsmail Kartal'la Mourinho aynı tip hocalar değil. İsmail Kartal'ın futbolu biraz daha kaos futbolu. Yani halı sahada böyle topu alayım da hani gol yersiniz. Topu alırsınız 3 kişi 5 kişi çalınlayıp gol atarsınız. Dışarıdan izleyenler der ki o yeteneğe bak adam tek başına ipe dizdi gol atıyor falan der ama o bir tepki futboldur. Ya da böyle dandum futboldur. O onun devamını getiremezsin. Rakibin eğer senden daha iyiyse getiremezsin. Nitekim İsmail Kartal da getiremedi. Bakın Ocak ayından itibaren ciddi bir düşüş yaşadı Fenerbahçe. Yani aslında şu an süren düşüş İsmail Kartal'la birlikte oluşan düşüşün devamı bu. Ya geçen sene iç sahada kaybedilen puanlarla şampiyonluğu Galatasaray'a hediye ettik ya. Konya, Samsun yine bu Samsun'la beraber kalındı. Allah aşkına ya. Yani bu sezon mesela Fenerbahçe Göztepe deplasmanı 90 artı 5'te 7 golle engel olamadı. İlk puan kaybını yaşadım. Hani e, daha fazla isabet üçlü attı. Daha fazla orta açtı falan filan. Samsun maçı da benzeri. Fenerbahçe iki defa öne geçti. Fakat işi bu şekilde bitiremedi. Yani maça Bekao Ciku başlayıp 58. dakikadan sonra Ciku'nun partneri Çağlar oldu. Bunlar hepsi var ya eksi olarak haneye yazan şeyler. Ya iki bir öne geçtiğimizde mesela ya Usterbo'da sen perşembe maçın var. Sen dinlen. Senin yerine Levent oynasın denilebilirdi. Ama Levent düşünülmüyor. İşte farklı şeyler. Bakın istatistiklerde Fenerbahçe dibe vurdu. Anlatabiliyor muyum? Ama dediğim gibi şimdi bir ışık görsen dersin ki arkadaş tamam şimdi kötüyüz ama zamanla düzeleceğiz zamanla düzeleceğiz. Bakın ben ligde 8. maçımız. Avrupa'da bilmem kaçıncı maçımız. Bunların adından konuşuyorum. Yani Tadiç e, İrfan kulübedeydi. Tadiç oynadı. Sürekli bunun için ağlıyorsunuz. Şimdi de Oğuz diyorsunuz. Şunu tavsiye ederim. Maçları efektif şekilde analiz edip anlayabilirsiniz diyor mesela. Şimdi de küstahlık, ukalalık başladı. Hani zaten e, spor yazarlarıyla hani böyle çok samimi olmayan bir isim ama burada iyice tartışma başlıyor. Şimdi ilk 8 haftalar itibariyle hiçbir istatistikler ilgin zirvesinde yer almıyor. İşte korkutan tablo bu. Yani %50.1 topa sahip olarak ligde 12. sırada. 329 başarılı pasla 10. sırada. Maç başına 9.5 top çalabilen Fenerbahçe 11. durumda. Daha vahimi maç başına 7.6 ikili mücadele kazanma. %51.3 ikili mücadele kazanma istatistiğiyle ligin dibinde. Yani İsmail Katala bunlarda zirvede yer alıyorduk. Ha diyeceksiniz ki sonuç ne oldu? Yani son 10 sezonun en düşük oranı arkadaşlar. 50.1 topa sahip olma. Maç başına 329 şey. Diyeceksiniz ki ya hocam sonuç ne oldu? İsmail Kartal'a şampiyon mu olduk? Adaletli bir lig olsaydı hakemler Allah'tan korksaydı İsmail Kartal'a şampiyon olurduk. O da ayrı mesele. Hem de ikinci dönem düşüşe geçmemize rağmen. Şimdi Fenerbahçe Samsun'da sürükleyen 6 hata diye bir haber yapmışlar. Ben bu 6 hatayı değerlendirmek istiyorum. Şimdi bir Topu rakibe ver, skoru al, oyun anlayışı Fenerbahçe'ye uymuyor. 2 son 20 dakika baskı kurmayıp farkı 2'ye çıkarmak yerine zamanı oynamak. 3 Mert Müldür Osayi'nin yerini doldurmadı. Bak, Mert Müldür Osayi'nin yerini doldurmadı. Ben 50 kere size ne diyorum? Fenerbahçe'nin kötü futbolundaki en büyük 3 sebep. bir Fred, 2 Osayi, daha doğrusu Mert Müldür Osayi yerine, 3 Osterwold'e Osterwold'de ferdi olamadı. Mert Müldür sahi olamadı. Fred'de geçen seneki Fred olamadı. Aslında bu üçü düzgün oynasa ben yine söylüyorum bak takım yine göze hoş gelecek. Bu üçünün düzgün oynaması lazım. 4. Geçen sezon kariyer rekoru kıran İrfan Can Kahveci'yi kulübeye mahkum etmek. 5. Ee, Bosna formasına Almanya-Macaristan'a karşı görev yapan Ceko'ya 9 günde 3 maç ağır geldi. 38 yaşındaki oyuncunun yerine en nesilinin oynatılmaması hataldı. Ben daha da ayıp bir şey söyleyeyim. Şimdi ee, yine diyorlar yani sen Mourinho'yu eleştirdin demek ki Ali Koç'u savunuyorsun diye. Bunu diyen ahmakları bir kenara bırakın. Cenk Tosun'u ikinci devre komple ısındırmış. Oyun almamış. Ya sana gol lazım. Sana skor lazım. Rakip bir biri hemen bulmuş. Cenk sok Cenk Tosun'u. Sok eline seriyi. İkinci yarı Cenk yürümeye dermanı yok. Ya at bir uzun top. Hava topu at. Bilmem kanat ortası yap. Ya, ya 4-4-2'ye dön. Çok zor değildi. Çok zor değildi ya. Amrabat Fred'e dön. Hatta Amrabat Şimanski'ye dön. Madem Fred'in sarı kartı var. Madem korkuyorsun ki ben şuna da ayar oluyorum. Fred zaten sarıyı yemiş. Zaten önümüzdeki maç cezalı duruma düşmüş. Perşembe oynatacağım diyorsan yine çıkart. Şimanski'yi koy. Şey, Şimanski milli takımda oynayan Şimanski. Oynamayan Fred. Şimanski'yi çıkar asıl. Altı Mourinho uyumun en büyük önem taşıdı. Stoper'de çok oynuyor demiş. Şimdi Birkaç tane daha haberim var ama e, önce başa gelelim. Arkadaşlar Fenerbahçe Samsun maçın için olay yorum. Maç tekrar edilecek mi edilmeyecek mi? Şimdi Fenerbahçe Samsun Spor'la 2-2 berabere kaldı. Birçok spor yazarı ve Beyin Trio ekibi bunu değerlendirdi. E, Fırat Aygınut falan değerlendirmiş. E, Bünyamin Gezer değerlendirmiş. Şimdi bazı kararlar bazısına uymayabilir. Ancak ben şunu söyleyeyim. Ali Koç ve Acun Ilıcalı çıkıp büyük bir salaklık yaptı. Ne yaptılar biliyor musunuz? Dediler ki BN Sports Trio ekibinin görüşlerini aile alalım. Sen bu cümleyi kurduğun andan itibaren BN Sports Trio ekibi gebertsen de, öldürsen de, mahvetsen de Galatasaray aleyhine konuşmaz. Fenerbahçe lehine de konuşmaz. Fenerbahçe'nin haklı pozisyonum var? Asla doğruyu söylemezler. Önce onu söyleyeyim. Yine de Kötünün iyisi yani. Şimdi herkesin de evet dediğine de hayır demezler yani. O kadar da uğraşmazlar. Mesela kost için sarısı. <laughs> Deniz Çoban sarıyla başladı. Faulü tartışırım. Vermese daha çok kabul ederim. Yani sar sarı kartın sebebini faul görmüyorum. Faul yok diyor. Bülent Yıldırım hakem bunu izlese kendi de vermezdi. Faul yok. Kuvvetle muhtemelen arkadan çektiğini düşündü falan filan diye. Bahattin Duran herhalde kapalı kaldı. Pozisyon alma mücadelesi var. Sarı kart konuşmayacağım da faul falan değil bu diyor mesela. Bak Şimdi o oyuncu maç boyunca gitti. Bir futbolcunun yediği sarı kart maç etkiler mi etkiler? Gelelim maç tekrar pozisyonuna. Arkadaşlar pozisyon şu. Bir yazan yerde futbol oynanıyor. İki yazan yerde top var. Maç 56. dakikada. Fakat bu kadarla da sınırlı değil. Bakın bu kadarla da sınırlı değil. Ben bu pozisyonu şöyle aşağıda bir yere çekeyim. Şuraya. Siz bu pozisyona bakarken. Şimdi kalecinin elinde top var. Sağlık görevlileri sahaya girdi çıktı. Şimanski kalktı. Fred gidip Top toplayıcı çocuktan topu aldı. O kadar yazdıktan sonra hakem kartına hala bir şeyler yazma gayretinde sonra oyunun başladığını görüp oyunu devam ettirdi. Hakemin elinde kart. Kalecinin elinde top. Sahada bir top daha. Bahattin Duran diyor ki kaleciyi bıraktım hakem yerinde değil. Düdüğünü çalıp durdurması lazımdı bu işi diyor. Bitti mi? Bitmedi. Bakın aslında bu var ya bir futbol rezaleti. Bu iş bilmezliğin danışkası. Bülent Yıldırım. Hakem notla uğraşıyor. Oyun başlayınca kart elinde kalıyor. Kalecinin elinde top var. Farkında değil hakem. Oyun başladı. Kaleci elinde topu sahaya attı. Hakem de elinde not alma işi bitmedi. Elinde kağıt, kalem pozisyonun arkasında koşuyor. Kart elinde devam ediyor. Bu çok büyük risk. Sahada iki tane top var aynı anda. Yani o kaleci topu oraya değil de topa fırlatsa ne olacak mesela? Penaltı olacak diyor Bahattin Duran. Nasıl oluyor demiş. Geçmişte Barış Şimşek'in kural hatasından topu topa vurduğu için maç tekrar edilmişti. Her şey zincirleme çok basit düdük çalacaksın diyor. Yani geçmişte top topa vurulduğu için maç tekrarı yapıldı. Doğru. Bahattin Duran kalecinin fırlattığı topu Kostiş dışarı vuruyor. Ama vurdu kaleye gol oldu. Oyunda en son top kalecinin elindeki toptu. Kaleci attı topu Kostiş vurdu gol oldu. Sonuç kaos. Yani bu pozisyona ilgili Fenerbahçe başvuru da bulunsa ortalığı karıştırır. Hiç değilse o hakeme düdük astırır. Yani maç tekrarı asla olmaz. Yani ee, maç tekrarı olmaz. Ben onu söyleyeyim. Böyle bir iddiam yok. Ama bu bir rezalet. Türk futbolu adına utanç kaynağı. Geçen senede hatırlayın. Meşale varken sağda maç devam ettiren hakem vardı. Şimdi ben az önce dedim. Samsun'un penaltı beklediği pozisyona devam diyorlar. Yani penaltı olmaz. Hakem çok güzel tespit etti. Devam diyor. Bedeninden seken top doğal konumda kapalı konumdaki sağ kolu. Sola gelse penaltı olur. Penaltı söz konusu değil diyor. Ee, Samsun başkanı ağladı zırladı penaltımız verilmedi diye. Ortalığı 56 yaptım. 87. dakikada İrfan'ın beklediği pozisyona bak ne bir faul var ne bir 50 oynama gol temiz diyor. Ama şunu ekliyor bak. Şimdi Acun Ilıcalı aslında kozu verdi pozu kullandı ama diyor ki bak hakem öyle basit temaslara faul çaldı ki o standarda bakınca buna faul çalması lazımdı diyor. 8. dakikada Kostiç'e çaldığı Kostiç'e çaldığı faul ve sarı kart. Yani ne o faul ne bu faul. Bu gol temiz ama diyor ona faul veriyorsan sarı veriyorsan buna da vermen lazım. Diyor. 95'te en nesileye yapılan ihlal mi penaltı gerektirir mi? Karambol topu bu şarjdan bir ihlal çıkartamayız. İki oyuncu da top için yükseliyor. Sebep sonuç ilişkisi ama Kostiç'e sarı verildiyse bu da penaltıdır diyorlar. Yani normalde bu penaltıya gerektirecek Temas görmüyorum ama Kostiç'e yapılan sarıysa bu penaltı diyorlar. Samsunlu oyuncu eline temas ediyor. Kesinlikle penaltı söz konusu değil. Şey, elin, en nesileye temas ediyor. Penaltı söz konusu değil. Ama Kostiç'e verilen sarıyı o standarda baz alırsak bu penaltı diyorlar. Yani Kostiç'e yapılanı baz alırsak arkadaşlar İrfan Can'a yapılan Paul Samsun'un ikinci golü haksız. Ee, Samsun Spor Başkanı'nın ağlaması zırlaması bittiyse yerini alalım. Çünkü ağlayıp zırlama var bir de. Ya herkes arkadaş bir pozisyon hakkında yorum yapıyorsun da doğru konuş bari ya. Ağlayıp zırlama bu başka bir şey değil. 2 haftadır ortamı gerdin. Samsun taraftarıyla Fenerbahçe taraftarını birbirine düşürdün. Ya kötü niyet bak bu kötü niyet. Samsun Başkanı'nın yaptığı kötü niyet. Ondan sonra e, bir puan almışsın. Diyor ki Galatasaray maçında da böyle mücadele edeceğiz. Şerefine kalmış. Varsa edersin. Şerefim varsa böyle mücadele edersin. Ha, şerefine kalmış. Ha, ben mücadele edeceğim. Ben şöyle yapacağım. Ben Biz çok duyduk. Biz çok duyduk. Samsun Galatasaray sahasında yensin. Ben özür dileyeceğim Samsun başkanından ya. Diyeceğim ki arkadaşım özür dilerim ya. Ben büyük hani büyük eşeklik yapmışım özür dilerim diyeceğim. Ben sizi hani sadece Fenerbahçe'ye karşı aslan kesen Galatasaray'a karşı yatan bir takım zannediyorum. Özür dilerim diyeceğim. Siz Karadeniz'in en büyük takımıymışsınız diyeceğim. Söz veriyorum. Hatırlatırsınız bunu bana. Yani uzun lafın kısası. Maçta kural hatası var mı? Var. Maç tekrar edilecek mi? Hayır. Fenerbahçe'nin başvurusu var mı? Hayır. 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 İşte yeni skandalımız diyeyim. Yani yeni skandalımız bu. Yeni bir skandal daha. Yani yeni bir skandal daha. Buyurun. Neyse Manchester United maçımıza dev hakem demiş. Ne dev hakemi? Ne dev hakem? Perşembe günü oynayacağız Manchester maçına yönetecek hakem açıklanmış. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'daki şey Fransız hakem Clement Turpin yönetecekmiş maçı. Turpin'in yardımcılıklarını falan filan yapacakmış. Çok da mühim değil. Dördüncü hakem olarak da yine Fransız şey yapacak. E, bu hakem hatırlayın Türkiye Hollanda maçında ona sarı buna sarı canım sıkıldı sana da sarı ona da sarı buna da sarı diyen hakem. İnşallah seyirci, inşallah seyirci Fenerbahçe'ye tepkiyi gösterecekse bile maçın sonunda gösterir. İnşallah. Çünkü maç boyunca hakeme tepki gösterilmesi lazım, Manchester'a tepki gösterilmesi lazım. Az önce dedim ya şerefleri varsa oynarlar. Şimdi aynı cümleyi Fenerbahçe için söylüyorum. Jose Mourinho ve futbolcularımız. Şerefiniz varsa, onurunuz varsa Fenerbahçe taraftarına yapmış olduğunuz e eziyeti bu maçta galibiyet alarak sonlandırırsınız. Ya sizin şerefinize var. Bir de şunu söyleyeceğim. Ben bir iddiada bulunacağım. Çok da ağır bir iddiada bulunacağım. Komik bir iddiada bulunacağım. Sosyal medyada birçok arkadaşımız Fenerbahçe'nin UEFA kupasını kazanma ihtimalinden falan bahsediyorlar. Şimdi bu şu demek. Ben yüzme bilmiyorum. Demek ben biliyorum da yüzme. Hani misal örnek veriyorum. Ben yüzme bilmiyorum ama beni okyanusa bir atın. Yemin ediyorum Amerika'ya kadar yüzerim demek. Gözümde aynı şey. Lan sen ligde Samsun'a diş geçiremiyorsun. İstatistikte öne geçemiyorsun. Öbüründe öne geçemiyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Twente. Hocam bu sene sen Twente'yi bilmiyorsun. Twente çok etkili. Lan etkili olsa ne olacak oğlum? Twente lan altı üstü. Lan ne kadar büyüttünüz lan gözünüzde. Altı üstü Twente Lan ya ben var ya bu Allah belasını versin. Bu Galatasaray'ın da Allah belasını versin. Bu federasyonun da Allah belasını versin. Hakemlerin de Allah belasını versin. Galatasaray'ı koruya kollaya koruya kollaya öyle bir hale getirdiler ki Avrupa takımları artık tırt takımlar şeye geldi korkulu rüyamız haline geldi. Yank boş. Ya geri zekalı olan geri zekalı Galatasaray. Ligde hakkıyla bileğinin hakkıyla temiz helaline şampiyon olan Galatasaray. Eşek olan eşek Galatasaray yine o yank boysa e elenmezdi. O neydi? Geçen hafta neydi? Ee, karşılıklı gol müydü? Bir kısaltması bir şeyin kısaltmasıydı. ceza sahası içi miydi? Ee, rakip ceza sahası. Ha, RCS. Rakip ceza sahası diye bir takımla maç yaptı. 2-2 beraber kaldı. Allah o Galatasaray'ın belasını versin ki haksız yere haram yere şampiyon oluyor ki orada rezil oluyor. Ya Fenerbahçe Manchester United'la maç yapıyor. Galatasaray bilmem Evsborg bilmem Cersburg, Cürtburg, şey gibi ya. Alkol markası gibi takımlarla maç yapıyorlar ya. Ya bizi rezil ettikleri yetmiyor, bir de bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi ya Manchester United, Manchester United bir devdir. Manchester United yenilmesi zor bir takımdır. Ama Kadıköy'de oynuyorsun. Sen Kadıköy'de kimleri yenmedin? Ya Sevilla'ları, Chelsea'leri, Inter'leri burada delik deşik ettiğinde o sezon delik deşik ettiğinde Deniz Barış'tan falan oynuyordun da kimden oynuyordun? Maldonado ile oynuyordun. Ama oynuyordun, oynuyordun, Kütürük gereği gibi oynuyordun. Şimdi Fred'le Amrabat'la Amrabat'la yenemeyeceksin. Lanet olsun sana. Sizin hepiniz de lanet olsun. Ben söylüyorum ha Fenerbahçe kendine gelmek için galibiyet almak zorunda. Bakalım ne olacak nasıl olacak. Fenerbahçe ve Anadolu Efes yarışta Onur rahat bitim diyor. Chicago Bals'ın serbest bıraktığı milli basketbolcu Onur rahat bitim için Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya diyor. Bu arada şimdi interneti açacağım bakalım donma yaşanacak mı arkadaşlar? Google Chrome açtığım zaman donma yaşanıyor seste. Bakalım. Eğer se e şimdi sıkıntı olduysa arkadaşlar emin olun bundan dolayıdır. Şimdi bu Onur Alp bitimle iki takımda ilgileniyormuş. Chicago Bulls serbest bırakmış. Evet. Eğer seste donma falan olsa mutlaka belirtin hocam. Chrome açınca oldu diye belirtirseniz sevinirim. Yani hem Fenerbahçe Beko hem Anadolu Efes karşı karşıya gelmiş. İki takım da almaya çalışıyormuş falan filan Inter Milan Avrupa'dan da çok talibi varmış. Şu bu. Ben Perşembe'ye odaklandım. Ya benim bir iddiam daha var. Fenerbahçe'nin ilk 24-25 dakika oynadığı futbolu ben beğendim. Vallahi beğendim bak. Burada tepki koymuyorum. Pastaşmaların süratı iyiydi. Jose Mourinho gelmeden bak ben duyumcuyum. Ya bana gelen duyumu aktarmakta mükellefim. Gelmeden şöyle bir şey de söyledi. Dedi ki bu takım bir kanatları yok. İki. Bu takımın hücuma çıkışlarda hızı çok yavaş. Yani bu takım hücuma çıkışta çok yavaş. Eğer hızını arttırırsa bu takımı kimse durduramaz dedim. Üçüncüsü bitiricilik problemi var dedim. Lan en nesiriyi getirdin. İşte kanatlara maksimeni falan getirdin. Oğuz Aydın'ı aldın ettin. Hala Fenerbahçe'nin hızı yavaş. Bakalım. Eğer ben biraz futboldan anlıyorsam. Fenerbahçe ilk 24-25 dakikadaki futbolunu yine oynarsa bak Manchester United Avrupa takımı. Dandun takımı değil. Samsun'da sağ zemini de berbattı. Onu da söyleyeyim. O sakatlık eğer bilerek isteyerek zeminden kaynaklı bir sakatlıksa bize kim bu tuzağı kurduysa Allah onların da 3-5 tane futbolcusuna bu sakatlığı yaşatsın. Geçen sene Pendik'te yaşadık. Fred'den olduk. Trabzon maçı gitti. O gitti. Bu gitti. Biz şampiyonluktan olduk. Eğer bilerek isteyerek yine yaptılarsa inşallah onların takımından da 3-5 futbolcu aynı kaderi paylaşır. Yazık günah ya. Futbolcumuza yazık günah ya. Neyse. Bakacağız arkadaşlar. Perşembe gününe odaklanmış durumdayız. Durumlar bunlar, duyumlar bunlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.